İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Rum demiyorum. Ama eğer bir rekor olsaydı muhtemelen Ekrem İmamoğlu kırmış olurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıp belediye başkanlığı dönemi boyunca Atina'yı bu kadar ziyaret eden ben başka bir belediye başkanı görmedim, duymadım. Adam bu ay içerisinde bir Umre'ye gitti. Sonra bir Kastamonu'ya gitti. Bir Ankara yaptı galiba. Şimdi de Atina'da. Bir İstanbul'da değil. Atina mevzusunda hiç de şaka değil. Üçüncü kez mi ne oluyor bu? Buradaki buluşmaları, konuşmaları, sohbetleri, yurt dışına Türkiye'yi şikayet etmeleri, ya Ayasofya'yı açılmasa daha iyiydi minvalinde açıklamalar yapmalarını, buna hiç söylemiyorum. Papandro, eski Yunanistan başbakanıyla görüşmesini söylemiyorum. Veya Yunanistan'a gittiği zaman böyle acayip bir şekilde kucaklaşmalarını, bunları hiç katmıyorum. Umre'den gelmiş. Evine gidilir. Gelen misafir karşılanır, değil mi? Ekrem İmamoğlu, Atina senin evin galiba. Yani bu kadar çok seviyorsan kal orada, geri gelme. Çünkü İstanbul'un zaten yeteri kadar başına dert oldun. Hayatın resmen şov. Bir tane metro açılışı yapıyor. Bitmemiş metroyu açıyor. Peşine biz o zaman tahmin ediyoruz. Diyoruz ki yakın zamanda hemen bir camiye gidecektir bu. Hop, çıtayı yükseltiyor, Umre'ye gidiyor. Umre'de ne yapıyor? Bak, fotoğrafa iyi bak. Herkes Kabe'ye bakıyor, Ekrem kameraya bak. Olay bu kadar net. Ya arkadaş, ben sana Rum demiyorum. Yunan kazandı demişlerdi ya. Sen buraya gidiyorsun, acayip kucaklaşmalar yapıyorsun. Buraya bir heykel dikiyorsun, makaryosun. Hatta biz bu heykele Makaryos heykeli demişiz gibi bir propaganda kasıyorsunuz. Heykeli diken adamın asistanını arıyorum. Cevap veriyor. 20 dakika boyunca Makaryos heykeli, Makaryos heykeli. Ondan sonra pardon Ahmet Bey, işte AKP'liler ona Makaryos heykeli diyor. Yo, size baya baya diyorsunuz. İşi uyanınca 20 dakika sonra hop çeviriyorsunuz. Çevirmeyin. Ya arkadaşlar, kendisini Atatürkçü diyen arkadaşlar. Ben size şunu soruyorum. Ya bu adam 10 Kasım'da karısıyla dans yaptı ya. Bilmiyorum. Yani daha ne kadar net bir tavır ortaya koyabilir. Bunun bir tane ittireni var. Sürekli bunu aday yapmaya çalışan. Ne diyor? İstibdat aşağı, istibdat yukarı diyor. Bu başkanlığı belediye ile alakalı kazandıkları zaman orada bir yıl telaffuz ediyor. Gidiyor Osmanlı'ya düşmanlığı bildiriyor. Ama sadece bu değil. Şu fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğrafta Papandro. Eski Yunanistan Başbakanı Ekrem İmamoğlu. Beylikdüzü Belediye Başkanı o zaman. Ve Tunç Soyer. Hani geçtiğimiz günlerde Osmanlı'ya çok ağır ithamlarda bulunan, adeta Yunanistan'da bir belediyenin başkanıymış gibi davranan Tunç Soyer aynı karede. Arkadaş, siz nasıl bir araya geldiniz? Bu iş nasıl oldu? Ondan sonra Atina'da der tabii ki Yunan kazandı. Burada da biz deriz, birader sen Rum musun? Yani Rumsan da Rum'um de. Veya Müslüman olmadığını açıkça söyle. De ki ben Müslüman değilim. Ama biraz şeffaf olun ya. Biraz rol yapmayın ya. Yalanlar o kadar eskiye dayanıyor ki adaylık sürecinde kalkıyorsun diyorsun. İşte şuradan kameramanları kovdular. Yalan olduğu ortaya çıkıyor. Şurada şunu yaptılar. Yalan olduğu ortaya çıkıyor. Her yerden bir yalan. Sonra bunlar ortaya çıkıyor. Ama bizim beyefendi mağdur. Ya senin şu mağduriyetin bir bitmedi be. Senin şu mağduriyetin bir bitmedi. Metro yaptım diyorsun, hesap yapıyorum. 45 kilometre metro yapmışsın. Dönüyoruz diğer tarafa. Ya birader engellenmişsin ve rekor kırmışsın. Senin nazarında. Ha, gerçek oranlarla, sayılarla bunun alakası yok. Sen bunun 7,5, 6,5 civarında bir oran yapmışsın. 45 kilometre yaptım diye bir hava atıyorsun ortada. Ama engellendim de. Sağa sola. Ya kamu görevlilerine hakaret ediyorsun. Mahkeme süreci başlıyor. Reddi hakim falan filan işlerine girip ha hükümet bu işi böyle yaptı gibi bir yine orada hikaye. Ondan sonra efendim ben mağdurum. Efendim halkın seçtiğini halktan başkası indiremez. Gelene gidene istediğini söyle, kafana göre takıl. O ahmak, bu salak. Ondan sonra ya işte beni zorla indirmeye çalışıyorlar. Senin neyini zorla indirsinler birader? Oturmuyorsun ki hiç yerinde indirebilsin kimse. Bir buradasın, bir oradasın, bir şuradasın. Bir tek İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığını görmedik. Bir tek bunu görmedik. İstanbul'un ihtiyaçları senin gündeminde değil. Beyaz beton diye bir hikayenin içine girdin. Metrobüsleri rezil ettiniz o dönem. Ondan sonra beyaz bir beton hikayesi döktünüz.
çöp oldu. Niye? Çünkü arkadaş, senin İstanbul'la alakan yok. Yani Atina'nın sorunlarını muhtemelen sana soracak olsak, Atina ile alakalı baya bir makale falan yazabilirsin sen. Tez yazarsın, tez. O kadar ilgilisin. Ama dönüyoruz buraya, bakıyoruz. Beyefendinin burayla alakası yok ya. Beyefendi başka bir dünyada yaşıyor. Beylikdüzü'nde de bu iş böyleydi. İstanbul'da da bu iş böyle. Kalkmış bugün de Cumhurbaşkanlığı adaylığını oynuyor. Allah'tan Kemal Kılıçdaroğlu diye bir lider var burada. Çekilin lan kenara. Oturun lan oturduğunuz yerde. Ben varken size söz düşer mi diyor. Hepinizi oturtturuyor. Yani şöyle bir ifade vardır. Yanlış olmasın. Dinsizin hakkından imansız gelir. Gerçekten ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun o merdivene ters binen, selfie çekmeyi bilmeyen, ya bu metro nasıl duruyor diyen, teknolojiyle uzaktan yakından alakası olmayıp çocukların pandemi döneminde kullanmakta ustalaştığı Zoom'u, yeni bir teknolojiymiş işte, Cerem Rifkin de oradan bağlanacak, halkımız bunu görsün diyecek kadar dünyadaki gelişmelerden uzak olan o adamın mükemmel bir liderlikle otur ulan, kalk ulan demesine ben bayılıyorum. İşte nasıl olursanız öyle yönetilirsiniz. İstanbul için bir şey söyleyemiyorum. İstanbul'da hatırlayacaksınız, PKK'lılar, dağdakiler kalktılar, dediler ki çeşitli yollarla adayımız Ekrem İmamoğlu ve destekliyoruz. HDP aday çıkarmadı. Kimse salak değil. Herkes her şeyi çok net bir biçimde gördü. Ama aynı hatayı, İstanbul'da yapılan aynı hatayı tekrar olmayacaktır ya. Vatandaş neyin ne olduğunu çok iyi gördü. Tekrar olmayacaktır. Ekrem İmamoğlu, işte şöyle olacak, böyle olacak diyorsun ya 14 Mayıs'ta. Seçim günü. Şöyle olacak. Şu takımı göndereceğiz. Sizden hala takım yok ya. 14 Mayıs sizin gidişinizin günü olacak. 14 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sağlam bir şekilde yenildiğini ve o garip masanın, ki ben o masayı yuvarlak masa şövalyeleri diye tabir ediyorum, öyle tarif ediyorum, o şövalyelerin, bu da Merlin, bilenler hikayeyi bilirler, bilenler hikayeyi bilirler, bu da büyücü Merlin, yuvarlak masanın büyücü Merlin. Ne yapıyor? Palavra karıştırıyor bu. Bunun işi o. Meral Akşener ne yapıyor? O da masayı karıştırıyor. Hepsinin tarumar olduğunu, sandıkta duman olduğunu çok net bir biçimde göreceğiz. Bir de senin şu hayranlık mevzusu var ya, Cumhurbaşkanı bana hayran, rüyamda gördüm. Nasıldı, bir laf vardı ya? Aç tavuk kendini buğday ambarında mı zannediyordu? Heh, sırtın açık kalmış Ekrem, öyle diyeyim. Senin sırtın açık kalmış, uçma. Uçma, şöyle dünyanın gerçeklerine birazcık odaklan. Ekrem İmamoğlu'yla o her şey çok güzel olacak hikayesi tamamen bitmiştir. Mart'ın sonu bahar dediniz, onu da demeden geçemeyeceğim. Arkadaş siz bir şey söylemeyin ya. Bak, Mart'ın sonu bahar dediniz. O sene neredeyse Haziran'a kadar ülkenin çeşitli yerlerinde kar yağdı. Ülkenin havası bozuldu. Her şey çok güzel olacak dediniz. Ulan bir yıl geçmedi, pandemi patladı. En son da kalktı ne dedi? Ekrem İmamoğlu en büyük icraatın ne dedi bir tane basın mensubu buna? Şey işte, İstanbul'a bereket getirdim. Şimdi de susuzluk sorunu var İstanbul'da. Ya arkadaş sen sus ya. Sen konuşma ya. Yapabileceğin en güzel şey erkenden istifa etmek. Ama bu ülkeye hizmet olur. Zannediyorum ki sen Atina'ya hizmet konusunda bir gayret içerisindesin. Orada da artık diyecek bir şeyim yok. 2024'te seni İstanbul halkı şutlamayı çok iyi bilir. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu videoyu beğenin, paylaşın. Aktarabildiğiniz kadar insana aktarın ki bunların yüzünü herkes görsün.